Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ankara'da iki bakanlık, iki önemli soruşturma. Bakanlardan biri gereğini yaptı, bakalım diğeri de yapacak mı? Gözler burada, nedir bu soruşturmalar? Bir tanesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu çok tartışılan iki gündür biliyorsunuz. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın bir düğün düzenledi biliyorsunuz. Bu skandala dönüştü. Bu düğüne denetlemekle görevli olduğu kurumların genel müdürlerini çağırıyor. Yani banka genel müdürlerini. Kamu bankaları, özel bankalar, finans kurumları, bunların genel müdürlerini çağırıyorlar. Hani dün demiştik ya, istersen takma takı şeyi. Şimdi bütün yasalara göre bu tür takı takma şeyleri düğün hediyesi sayılıyor. Hediye alması ise şeylerin, kamu görevlilerinin özellikle ilgili olduğu alanlarda hediye almaları dolaylı ya da dolaysız nakit ya da eşya olarak yasak, yasalara aykırı. Ama dün hatırlayacaksınız, sormuştum. Ne yapacak acaba Hazine ve Maliye Bakanı diye. Hazine ve Maliye Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi Mehmet Şimşek. Bu sabah işte Türkiye'ye döndü, Perşembe sabahı diyelim, daha sonra izleyecek olanlar için de Türkiye'ye döndü. Döner dönmez hani şeyleri, oradaki büyük temaslarını anlatacak, işte küresel yatırımcılarla Türk ekonomisi nereye gidiyor filan, pat diye Türkiye'nin gerçekleriyle karşılaştı. Türkiye'nin gerçeği, BDDK Başkan Yardımcısının hani rüşvet istememiş ama davet etmiş denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşların yetkililerini ve işte Timur Soykan gazeteci arkadaşımız bir günde patlattı bu haberi. Orada işte hani 150 bin ila 350 bin arasında verilmiş adam başına takılar takılmış. Yani kaç banka, kaç finans kurumu var Türkiye'de, işte tahminler, tam şey listesi yok elimizde, davetli listesi, ama tahminler 50 civarında filan olduğu söyleniyor. Hatta 50'den fazla rakam veren de var. Efendim bu tabii büyük bir skandala yol açtı. Ceza yasasında maddeleri var. Ceza yasası 250. madde mesela, hukukçu, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün diyor ki ceza yasasının 250. maddesinde bu tür görevi kötüye kullanma, irtikap diye geçiyor, görevi kötüye kullanma rüşvetle ikiz suç olarak adlandırılır diyor. Dolayısıyla hapis cezası bile gerektirir diyor. Onun yanı sıra devlet memurları kanunu var, kamu etik kanunu var, kamu etik yönetmeliği var. Bunların tamamına aykırı gibi görünüyor Mustafa Aydın'ın yaptığı. Şimdi o yüzden de Mehmet Şimşek tabii Türkiye'ye gelip ayağının tozuyla bu Türkiye gerçeğini karşısında bulunca ne oldu? Dedi ki hemen inceleme başlatılsın. Yapması gereken buydu zaten. Yapması gerekeni yaptı. Gereğini de yaparız dedi. Hani inceleme sonucuna göre. Nitekim bu sözlerinden kısa bir süre sonra da Hazine ve Maliye Bakanlığı resmen inceleme sürecini Mustafa Aydın hakkında başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı, ekonomi konularından sorumlu Yalçın Karatepe dedi ki Mustafa Aydın'ın aldığı hediyeleri derhal iade etmesi lazım ve ona banka, hani hediye veren banka müdürlerine de zimmet soruşturması açılması lazım dedi. Tabii şöyle büyük bir soru işareti var. Yani banka müdürleri taktıkları takıları kendi ceplerinden taktılarsa ayrı. Ama eğer banka hesaplarından taktılarsa, ki kamu bankaları da var. Örneğin Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakan aynı zamanda Bankalar Birliği Başkanı. Ama Ziraat Bankası bir kamu kuruluşu. Yani orada ne bileyim, hani çifte kavrulmuş bir skandal mı yatıyor filan, yani bu tür soruları da beraberinde getirdi. Şimdi iş etik kurula kaldı. Yani bir idari soruşturması var Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'yla ne alakası var derseniz, anayasaya göre, yasalara göre ilişkili kurum sayılıyor. Yani bağımsız şey, yani Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu BDDK, aynı zamanda Hazine Maliye Bakanlığı ile ilişkili olduğu için orada bir inceleme başlatılmış. Peki etik kurul, kamu etik kurulu, onun başkanı da önceki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör. Yani ona da iş düşecek. Şimdi bu dosya onun önüne gidecek. Tabii sosyal medyada hemen bir dalgalanmaya yol açtı bu.
acaba Milliyetçi Hareket Partisi bu soruşturmaya da hani bozuk atacak mı diye. Neden derseniz, yani öyle bir tanık, hani nikah tanığı, nikah şahidi listesi var ki, yani neredeyse MHP'nin işte pek çok merkez yöneticisi, milletvekili falan, yani orada Süleyman Soylu da var, sadece MHP'liler değil, hani o da var siyasi olarak. Hani bu soru işaretlerine de yol açmış durumda. Yani hani bu Mustafa Aydın Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi çok yakındı da ondan bu kadar, işte meclis başkan vekili Celal Adam Milliyetçi Hareket Partili, genel başkan yardımcısı var, genel başkan danışmanı var, milletvekilleri var Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Dediğim gibi bir tek Süleyman Soylu Milliyetçi Hareket Partisi'ne kayıtlı değil, İçişleri Komisyonu Başkanı Adalet Kalkınma Partisi'nden. Yani böyle bir şey var. Yani dedim ya, iki bakanlık var. Biri görevinin, yani biri gereğini yaptı, incelemeyi başlattı. Diğeri de başlatacak mı acaba, bir soruşturma izni verecek mi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Nedir o? Asuman Arancan'ın haberi T24'te. Şimdi Servet Yılmaz vardı, Ankara Emniyet Müdürü. Kimin zamanında? Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı zamanında. Ve hani böyle sağ kolu gibi yakın olduğu söylenirdi hep o zamanda. Ankara Emniyet Müdürü Ali Yerlikaya'nın gelişinden sonra o görevinden alındı ve Bakü'ye, Azerbaycan'ın başkentindeki Bakü'deki Türk Büyükelçiliği'ne işte güvenlik ateşesi falan gibi İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak gönderildi. Bu biraz kızak bir görevdi. Yani Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden sonra hani güya terfi, ama terfiyen tasfiye ederler ya bizde, hani maaşını, kıdemini yükseltip aslında pasif göreve alma. Şimdi onun hakkında bir soruşturma izni talebi var. Önce savcılık demiş ki izin istiyorum Hakimler Savcılar Kurulu'ndan. Neden? Çünkü birinci sınıf emniyet müdürü ya Servet Yılmaz. Ona göre Hakimler Savcılar Kurulu'ndan izin alması gerekiyor. Fakat Hakimler Savcılar Kurulu da demiş ki bu beni aşar. Buna İçişleri Bakanlığı'nın önce izin vermesi lazım. İşte bekleyen ifade o. Peki ne yüzden acaba soruşturulması isteniyor? Ayhan Bora Kaplan diye bir çeteci var, biliyorsunuz. Bir zamanlar Ankara'yı kasıp kavuruyordu. Özellikle bu 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra güya orada darbenin bastırılmasına yardımcı etti, ellerinde silahlarla falan çıktılar ya, ve orada da hani Süleyman Soylu, o zaman İçişleri Bakanı değil, Çalışma Bakanı, şeye gidiyor, TRT Genel Müdürlüğü'nün önüne gidiyor. Bunlar da etrafında, hepsinin elinde silah, tüfek, tabanca falan. İşte Ayhan Bora Kaplan'ın kamuoyu öyle tanıdı. Ondan sonra bir bakıldı ki Ankara'nın işte eğlence hayatını haraca kesen isimlerden filan. Şimdi bir Yusuf Aydın diye bir şahıs alacağı var şeyden, Ayhan Bora Kaplan'dan, aleyhinde şikayette bulunmuş paramı vermiyorlar diye. İddia şu ki, daha sonra bu şahsın iddiası üzerine zaten savcılık harekete geçmiş. İddia şu ki buna geliyorlar şeyler, işte polis memurları kapısına geliyorlar, diyorlar ki şey var, ifadesi bu şekilde, oradan aktarıyoruz yani Asuman Arancan'ın haberinden. Servet Yılmaz'ın talimatı ve Süleyman Soylu'nun talebi üzerine, diyor. O polislerin ifadesi, doğru mu değil mi bilmiyoruz, soruşturma izni verilirse ortaya çıkar. Üzerine siz hemen bu şikayeti geri çekin, Ankara'yı da terk edin diye baskı yapıldığı, diye 32 milyon zararım var diye 15 kişi hakkında şikayette bulunmuş bu Yusuf Aydın. Dediğim gibi bir alacak verecek davası ve Ankara'yı böyle bir ara haraca kesen, dokunulmaz zanneden Ayhan Bora Kaplan isimli çetecinin lehine bu polis şeflerinin harekete geçtiği söyleniyor. Yine hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftaki haberlerden, o da Tolga Şardan'ın haberiydi. Alp Arslan ve Oben Özay diye iki Servet Yılmaz'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada onun yardımcıları olan iki polis şefinin de görevden alınması söz konusu olmuştu. Açığa aldılar. Görevlerini yani ihraç ettiler polislikten. Ayrıca yargılanacaklar mı? Onu da, o bir soru işareti. Peki onlar neyle suçlanıyordu? Onlar da yine Ayhan Bora Kaplan namına, hani ondan hediye almak. Bakın az önce de BDDK işinde yine hediyeye şey yaptık. Bu hani rüşvet vesairenin yeni adı mı oldu hediye, artık bilmiyoruz.
Ondan sonra sadece Ayhan Bora Kaplan'la ilişkileri nedeniyle değil ama Sinan Ateş cinayeti var ya, oraya bağlanıyor. Çünkü bu kişiler hani Sinan Ateş öldürüldükten sonra, ki onun hakkındaki bilgiyi de gene geçenlerde verdim size. Bilir kişi dedi ki bütün Sinan Ateş'i vuran bütün mermiler iddia edildiği gibi başka silahlardan değil, tamamı tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıkmıştır dedi. Bu özellikle hani Sinan Ateş'in cinayetini örtbas etmek isteyen çevrelere büyük bir şey oldu. Darbe oldu. Şimdi bu polis şefleri de orada şeyin işin organize, cinayetin organize etmesiyle, edilmesiyle ona yardımcı olmakla suçlanan MHP'li Tolga Han Demirbaş var. Onun o zaman Milliyetçi Hareket Partisi Mersin milletvekili olan Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı tutanaklarını imha etmek işine karışmaktan suçlanıyorlar. Yani hani yargıyı yanıltmak deyin, artık cinayeti örtbas etmek deyin, ne derseniz deyin. Şimdi poliste çok ciddi bir şey başlamış durumda, hareketlilik. Aslında bir seneyi aşkındır bu sürüyor ama yeni yeni ne oluyor? İşte yasal süreçlerle, yargı süreçleriyle su üstüne çıkmaya başladı. Yani enteresan olan şeyde de bakıyoruz, nikah tanıkları arasında var. Artık o da takı taktı mı takmadı mı bilmiyoruz. Süleyman Soylu işte bu BDDK meselesinde orada duruyor. Ondan sonra burada İçişleri Bakanlığı soruşturmasında zaten hani perde gerisinde şey, hani bunlar, bu görevden alınanların ve soruşturma istenenlerin tamamının Süleyman Soylu'nun adamı her neyse olmakla suçlandığını da söyleyelim. Çok enteresan bir durum var gerçekten. Haberi şöyle bir toparlayacak olursak, Ankara'da iki tane önemli soruşturma var. Biri bir yolsuzluk şeyine doğru gidiyor. Yolsuzluk soruşturmasına doğru gidiyor. Nedir o? Hazine ve Maliye Bakanlığı inceleme başlattı. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın denetlemekten sorumlu olduğu şirketleri, yani bankaların genel müdürlerini düğüne davet edebilir. Düğüne davet edebilir. Yani herkes edebilir, isteyen de gidebilir. Ama onlardan takı adı altında hediye, düğün hediyesi kabul etmek, işte orada hani ne oluyor, bir deyim var, zurna zırt diyor. Tamam mı? Yani yoksa istediğini, isterse İngiltere kralını çağırsın davete, kime ne, değil mi? Ama onlardan, denetlemekle görevli olduğu kişilerden hediye kabul etmek ve yüklü miktarda hediye kabul etmek şey, hani onun bir sınırı var galiba, asgari ücreti geçmemeli falan diye. Ama tabii kat be kat. Bir bu burada Süleyman Soylu'nun hani dahli çok önemli değil. Sadece orada görülüyor. Ama burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gereğini yapmış, inceleme izni vermiş. Şimdi aynı şey İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bekleniyor. Servet Yılmaz'ın savcılık soruşturması için izin vermesi. Bakalım o ne olacak? Gelişmeleri tabii öğrendikçe sizlerle paylaşıyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.